Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Evet kardeşlerim. Şerhu Menzumetul Beykuniye'den devam ediyoruz. Sahih hadis ne ifade eder demiştik. İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu sahih hadisler maktuun bis-sıhhati, kesin sıhhat ifade eder dedik. Diğer alimlerin rivayet ettiği ise meznun bis-sıhhati. Onlar yani zannidir. Birinci görüş oydu. El-Kavlus-Sani, ikinci görüş nedir? İnnel hadise el-mahkuma aleyhi bis-sıhhati, yani sahih diye üzerine hükmedilen hadisimiz yufidu ez-zannel kaviyye, yani güçlü zannı ifade eder. Ma lem yetevater, mutavatır olmadığı müddetçe güçlü bir kuvvetli bir zannı ifade eder. Sevaun fi zalike ma sahahu eşşeyhan ev gayruhuma. Bu hususta isterse İmam-ı Müslim ve Bukhari ve diğerleri eşittir. Ve hüccetuhum, bu görüşü ileri, yani bu görüşü savunanlar şunu delil getiriyorlar kendilerine. Ve hüccetuhum fi zalike enne tilkel ahadise sahihate, bu sahih hadisler tu'teberu minel ahadi, ahad haberden addedilir. Bunlar malem tetevater, mütevatir olmadığı müddetçe bunlar ahad hadis olarak itibara alınırlar. Ve haberul ahadi, ahad haber ise es-sahihu, sahih olan ahad haber ise yufidu ez-zannel kaviyye, güçlü zannı ifade eder diyorlar. Ve ecabu an telakkil ümmeti, yani ümmet işte Bukhari ve Müslim'i kabul etmiş, bunu ileri sunanlara da şöyle cevap veriyorlar. Lima esnedehu eşşeyhani ev ahaduhuma bil kabuli, yani işte buna ne diyorsunuz? Ümmet İmam Bukhari ve İmam Müslim'i bağrına basmış, kabul etmiş. Buna ne diyeceksin diyenlere şöyle cevap veriyorlar bunlar. Ve ecabu bi enne hâzet telakkiye, bu ümmetin bu kitapları kabul etmesi, alması yufidu vucubel ameli bima sahhahahu eşşeyhani. Şeyhanın, yani Bukhari ve Müslim'in sahih dediği hadislerle amel etmenin vacip olduğunu ifade eder. Min gayri tavakkufin alen nazari fihi, orada düşünmeksizin bu iki alim eğer sahih dediyse ümmette zaten bunu kabul etmiş. Burada direktmen amel edebiliriz. Bi hilafi gayrihim, ama diğer kitaplar veyahut da diğer alimlerin rivayet etmiş olduğu hadisler böyle değildir. Fela yu'melu bihi hatta yunzara fihi. Oldu mu Ahmet? Yani o diğer alimlerin rivayet etmiş olduğu kitaplardaki hadislere bakılmaksızın onlarda ne yapılmaz? Amel. Ve tucedu fihi şurutu sıhhati, ve artı onlarda ne var? Ve tucedu fihi şurutu sıhhati, onlarda sıhhat şartları olsa bile. Ve hazel kavlu sahahahu el imamun nevevi, İmam Nevevi Hazretleri bu kavli tasih etmiştir. Ve hakahu fit takribi anil muhakkikine vel ekserin, takripte bunu hikaye etmiştir. Muhakkiklerden ve ekser alimlerin görüşü diye bunu söylemiştir. El kavlu salisu, peki üçüncü görüş nedir? İcabul kat'i, İcabul kat'i bi sıhhatil hadisi izâ kâne vâriden, yani icabul kat'i bi sıhhati ne demek? Yani kesin sahihtir diye kabul etmek. İzâ kâne vâriden fi sahihayni, yani Bukhari ve Müslim'in sahih isimli kitabından geldiyse bunu ne yapmaktır? Kesin bu sahihtir demek lazım. Ev kâne meşhuren,
veyahut da hadis-i şerif meşhur olmuştur. Lehu turukun mutaaddidetun, çok yollardan gelmiş. Salimetun min da'fir ruvati, ravilerin zafiyetinden salimdir. Vel ileli el kadihati, böyle hadise zarar veren illetlerden salimse. Ev kâne müselselen, veya silsileyle gelmişse, müselsel olarak geldiyse, bil eimmeti el huffazi el mutkinine, böyle hadisi rivayet eden imamlar, hafız ise, mutkin ise, haysu la yekunu gariben, artı bu hadisimiz ne olmayacak? Garip olmayacak. Ve zalike kel hadisi leti yervihi el imamu ahmedu meselen, İmam Ahmed bin Hanbel'in rivayet etmiş olduğu hadis gibi olacak. Ve yuşarikuhu fihi gayruhu, bu İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu hadise başkaları da ortak olacak. Hani Şafii'yi, değil mi? Yani işte diyelim ki İmam Şafii'den aldı kim? Ahmed bin Hanbel. Peki Ahmed bin Hanbel'den başkaları niye almadı? Alması lazım. Değil mi? İmamı diyelim ki Şafii'den sadece Ahmet bin Hanbel mi aldı? Ve yuşarikuhu fihi gayruhu an Malik'in. Ondan da diyelim ki Malik'ten de alma hususunda ona da başkası ne yapacak? Ortak olacak. Fi innehu yufidu el ilme. O zaman ne yapar? O hadisimiz bir ilim ifade eder. Ve hazel kavlu huve ellezi eyyedehu el hafiz binu Hacer, İbn Hacer'in, Hafız İbn Hacer'in teyit ettiği kavil budur. Ahkamu tashihi ve tahsini ve tad'ifi. Peki bir hadise sahih demek veyahut da hasen demek veyahut da zayıf demek, bunun hükmü nedir? İhtelefe ulema'ul hadisi, hadis alimleri ihtilaf etmişlerdir. Fi şe'ni tashihi ve tahsini ve tad'ifi. Yani hadis nasıl, tasih edilir mi, tahsin edilir mi, tadif edilir mi? Hel yecuzu zalike li ehlil usuri el mutaahhiri el mutaahhireti. Yani bu daha sonraki zamanda gelen alimlerin böyle bir yetkisi var mı, yok mu? Em la budde mine rucu'i fi zalike ile tansisin minel ulema'il mutakaddimin, veya mutakaddim olan alimlerden kesin bir bu konuda bir, bu hadisle alakalı veya bu ravilerle alakalı bir nas var mı yok mu, bu konuda ihtilaf etmiş alimler. Fakale el hafız binu es-salah, İbn Salah şöyle demiştir. Men ra'a fi hadihil ezmani, yani zamanehu, kendi zamanını kastediyor. Fema ba'du, veyahut da kendi zamandan sonra hadisen bir hadis görürse, sahihel isnadi, isnadı sahih olursa, fi kitabin, bir kitapta gördü, ev cüz'in, ya da bir cüzde gördü, lem yenusse ala sıhhatihi hafizun mu'temedun, yani güvenilir bir hafız bu hadisin sahih olduğunu söylememiş, fela yahkumu bi sıhhatihi, bunun sıhhatiyle ne yapamaz? Daha sonraki gelen alim ne yapamaz diyor Ahmet? Hüküm veremez diyor. Niçin? Lidda'fi ehliyeti hazihil ezman. Çünkü artık gitgide ilmin dereceleri, ilmin seviyesi düşüyor demiştir. Tabi bu da bir içtihattır. İbn-i Salah kendisiyle çelişiyor yani, tamam mı? Dediğiyle ne yapıyor Ahmet? Çelişiyor. Çelişiyor. Çünkü sen de bir içtihat yapıyorsun bak. Sen ne diyorsun? Tasih edemez diyorsun. Peki sen o gücü nereden buluyorsun? Bu eyden bi itibari ennehu lev kana sahihan lema ehmelehu eimmetul usuri el mutakaddimeti. Zaten sahih bir hadis olmuş olsaydı, daha önce mutakaddim olan, mutakaddim
asırlardaki alimler ona ne yapacaktı? İlla ki değineceklerdi. Şiddeti evet fahsihim ve içtihadihim. Onlar tam meseleleri araştırıyorlardı ve bu konuda herhangi bir gevşeklik de göstermiyorlardı. İbn-i Salah'ın görüşü budur. Peki ve kâle el İmam-ı Nevevi, İmam Nevevi ne diyor? Vel ezharu indi cevazu tashihi, İmam-ı Nevevi'nin görüşü daha güzeldir. Limen temekkene ve kaviyet marifetuhu. Yani bu ilme ömrünü veren, bu iş ilimde bir behresi olan kişi ne yapabilir? Konuşabilir. Kale el hafız el irakiyyu ve huve ey kelamul ima kelamu kema kelamul imam nevevi ellezî aleyhi amelu ehlil hadis. Hafız Iraki'de İmam Nevevi'nin ne yapmıştır? Görüşünü seçmiştir. Çünkü İbn-i Salah yolu kapattı yani. Fakat sahaha cemaatun minel müteahhirine ahadife ne diyor? Raki diyor bazı son zamanlarda gelen alimler bir takım hadisleri ne yapmışlardır? Tasih etmişlerdir ki lem necid limen tekaddemehum fiha tasihan. Halbuki onlardan önce de herhangi bir alim o hadislere ne yapmamıştır? Sahih dememiştir. Feminel muasirine li İbn Salah, İbn Salah'ın asrında yaşayan alimlerdendir. Ebu'l Hasan bin Kattan sahibi Kitabil Vehmi vel İham. Fe innehu sahaha fihi iddete hadis, kitabında bazı hadisler için sahih diye hüküm vermiştir. Ve minhum el hafız Diyauddin el Makdisi cema'a kitaben semmahu el muhtarat el muhtarate diye isimlendirmiş kitabını. İltezeme fihi es sahhate ve kitabında sahih olan hadisleri almıştır. Ve zekere fihi ahadise ve bir takım hadisler orada zikretmiştir ki lem yusbak ile tashihiha, ondan önce Makdisi'den önce kimse bu hadislere sahih dememiş. Ve sahaha el hafiz Zikyuddin Abdülazim el Munziri, o da tahsih etmiştir. Ve men ba'dahu, ondan sonraki gelen alimler de tahsih yapmışlardır. Kel hafiz Şerafiddin el Dimyati ve men ba'dahu eydan keşşeyh Takiyeddin. Oldu mu Ahmet? Bunlar hepsi daha sonradan gelmişlerdir. Es-Sübki değil mi? Takiyeddin Sübki. İmam Sübki o da tahsih yapmıştır. Fe inne cemi'a haulâi sahhahu ehadise lem yucet laha tashihun mimmen tekaddemehum. Yani kendilerinden önce alimlerin tasih etmediği bir takım hadisleri tasih etmişlerdir. Ve haysu caze et tashihu tasih caizse lil müteahhirine fettahsinu yecuzu min babi evla. Hasendir demek daha kolaydır. Sahih demek biraz daha zordur. Vakat hassene el mizziyu hadise talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. İmam Mizzi bu hadisi tahsin yani hasendir demiştir. Ma tasrihil huffazi bi da'fihi. Halbuki hafızlar bu hadisin zayıf olduğunu iddia etmişlerdir. Yani hasenun li gayrihi o zaman diyeceğiz. Oldu mu Ahmet? Bir çelişik Evet. olmasın. Ve kezalike eyden hukmu tad'ifi, tad'if de böyledir. Ve emmel hukmu bil vada'i, ama vazığla hükmetmek fe yemteni'u. Bu mümkün değildir. İlla haysu la yahfa kel ahadisi ettivali. Yani böyle çok böyle tafsilatlı konuları anlatan hadisler müstesna. Daha ettivali errakiketi böyle ibare biraz bozuk, çarpık. Elleti vada'aha el kussasu. Böyle vaizlerin böyle tamam mı? Uydurduğu hadisler. Ev ma fihi muhalefetun lil akli ev'l icma'i.
böyle akla muhalif şeyler söylüyorlar ve de icmaya muhalif olan şeyler bunlara mevzudur diyebilirsin. Ama bunlar zaten mevzu hadisler hepsi tasnif edilmiştir. Kitaplar vardır. Merak eden araştırır bakar. Ve emmel hukmu lil hadisi bit tevatürü ev şöhreti hadis mütevatırdır veyahut da meşhurdur diye hükmetmek fela yemteni'u bu yasak değildir. İza vucidet etturuku el mu'tabaratu fi zalike itibar alınacak yollar varsa tevatür meşhur diyebilirsin. Ve yenbagi et tevakkufu anil hukmi bil ferdiyeti vel garabeti. Yani bu hadis ferttir, bu hadis gariptir demekten kişi kendisini biraz alıkoyması lazım. Ve anil izzeti ekseru bu hadis azizdir demesi daha çok da düşünmesi lazım. Kendisini alıkoyması lazım. Çünkü bütün yollara vakıf olması lazım ki belki aziz değildir, meşhurdur. Belki garip değildir, azizdir. Belki fert değildir. Daha fazla yollarla gelmiş olabilir. Yani ümmeti yanıltmaması için ne yapmak lazım Ahmet? Dikkatli hareket etmek lazım ama gerçekten vakıf olduysan söyleyebilirsin. Faidetun bir fayda kavluhum esahhu şeyin fi hazel babi keda. Yani bunun anlamı ne Ahmet? Esahhu şeyin fil babi keda. Yani bu baptaki en sahih hadis budur demek o hadisin sahih olduğunu ne yapmaz Ahmet? İfade etmez. Ve kesiran ma yucedu hada fi suneni Tirmizi ve tarihil Buhari ve gayrihima. Onlar bu terimi daha çok kullanıyorlar. İşte bu baptaki en sahih elimizdeki hadis budur. Fakat kâle el imamun nevevîyu fil ezkâr. Ezkâr'da İmam Nevevi Hazretleri şöyle demiş. La yelzemu min hâzihil ibareti. Bu ibareden şu lazım olmaz. Sıhhatul hadisi. Hadisin sahih olduğu anlaşılmaz. Fe innehum yekulûne. Onlar çünkü diyorlar. Hâzâ esahhu mâ câe fil bâbi. Yani bu bapta gelen haberlerin en sahihi budur. Ve in kâne daifen. Zayıf da olsa öyle diyorlar. Ve muraduhum ercâhuhu ve akalluhu da'fen. Yani en tercih edilecek, en az zayıf olan hadis budur. Maksatları budur yani. Peki.